Adem'le konuştum. Avukat biliyormuş. Vermeden ifade verme. Vermem. Ay Allah. Bastı burası ya, dört duvar. Sen ne yapıyordun ki orada? Bir alacağım vardı. Hapse girmeden evvel. Bunu almaya gitmiştim. Bana katilin kim olduğunu söyleyeceksin. Ha söylesene oğlum, cinayeti kim işledi? Bu garson nerede? Onu da almışlardı. Onu ayrı koymuşlardır. Münakaşa ettik ya. Ha. Senin ne işin vardı orada? Tesadüf oldu. Biriyle buluşacaktım. Seni gördüm. Dönmeyince merak ettim. Peşinden geldim. Polis de iki dakikada geldi. Hı? Polis diyorum. İki dakikaya geldi. İşletmeden aramışlardır. Çıkıyorsunuz Cihangir Bey. Savcı Bey'le konuştum. Seni de çıkartacağız. Dert değil. Avukat ilgileniyor değil mi? Evet, ilgileniyor. Olsun gadasını aldım. İyi geldin oğlum. Geçmiş olsun canım. Sağ ol. Anne. Arayan soran olmuştur. İrem'e haber vermedim. Her şeyi fazlasıyla abartıyor. Bilsin istemedim. İyi yapmışsın. Ya abi. Ya bu nasıl oldu böyle birdenbire ha? Adem. Kaan hala içeride. Gerçi avukat bakıyor ama sen de ilgisiz kalma. Yok yere uzun yatmasın. Ha bizim oğlan. Vah vah vah. Görüyor musun? Ya sen rahat ol abi. Ben hallederim şimdi. Hallediyorum abi. İran Tepeli yok. Sadece çocuğun annesi geldiğine göre mühim bir şey değil. Babam duydu mu? Hayır. Bir telefon geldi. Kim aradıysa artık. Alelacele çıktı evden. Ne telefonu? Yukarıdan aradılar herhalde. Yoksa öyle çıkmazdı. Yukarısı. Babamın muamma dolu gizli hayatı. Bir ben bilmiyorum yukarısı. Hatta bir şey olsaydı bana çoktan anlatırdı. Ya sen de merak etmedin. Ya ne diyeyim ben sana anne ya. Ne yani ben de mi şimdi merak etmeyeyim? Oğlum şirketlerimizi sen babandan daha iyi yönetiyorsun. Baban çok geçmişte kaldı. Boş ver diye söylüyorum. Hadi gidelim. Hadi. Amirim garsonlardan biriyle bir mesele olmuş. Bahar, Kaan ve Cihangir ellerinde silah bir şeyin peşine düştülerse... ...o artık bizim için sıradan bir olay değildir. Senin Kaan'a verdiğin raporda garsonun adı geçiyor muydu? Verdiğin tarih ve yerle ilgili ifadeler, şikayetler falan var burada. Bu nedir? Geçiyorsa? Geçiyorsa Cihangir'in orada ne işi var diye sormamız gerekir. Kaan'la konuşalım. Ayıp ama ya, ha? Bana mı diyorsun? Kime diyeyim?
Niye içerideyim ben? Senin egon yüzünden. Ne egosu ya? Arkadaşım açık konuşursan. Beni içeri attıracağını söylemedin mi? Benim senin gözaltına alınmanla bir ilgim yok. Ben de inandım. Telefonu suratıma çat diye kapatırken öyle demiyordun ama. Bir yanlışlık olmuş. Bizim bildiğimiz dışında. Öyle mi? İyi, çıkayım o zaman. Niye içerideyim? Yok öyle bir şey. Herkese uygulanan prosedür neyse sana da o. Senin yanına gelmemiz bile risk. Ya sen bir konuşma. O bir konuşması olur mu? Ben güvenmiyorum da kendisine. Yapma ya. Senin güvenmene mi kaldım ben? Biz seni hapisten çıkardık Kaan. Bizimle çalışıyorsun. İlk defa tuzak kurmuyorsunuz bana. Ne tuzağı? Neyin kafası bu? Bir şey biliyorsan söyle. Bilmiyorum. E sallama o zaman. Şşş. Yavaş. Ne işiniz vardı bu pavyonda? Bilmiyorum. Cihangir'le beraber oraya gittik. Ben korumaydım. Sonra polis geldi. Buradayım. Bu mu?